Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine aslında güzel bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz yaz geliyor. Ben de tabii küçüklüğümden beri, gitara başladığımdan beri yazları böyle gitarla ilgili daha çok paylaşımların olduğu zamanlar. Çünkü ufakken daha çok insan böyle gitar çalmak istiyor o yaşlarda. Bizim zamanımızda öyleydi en azından. Şu an belki daha çok bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriliyordur, bilmiyorum. Arkadaşlar o zamanlar işte böyle biz akorları değiştirdik. İşte beraber çalardık yazlıkta falan. O yüzden onunla ilgili bir video çekmek istedim. Benim için arkadaşlar tabii ikiye ayrılıyor. Bu yaz gitaristliği kafası. Bir tanesi hepimizin bildiği Akdeniz akşamları. Onları iki arkadaş nasıl daha iyi çalabilirsiniz, o akor dizilimini onu göstereceğim size. Çok keyifli şeyler yapabilirsiniz iki gitar. Bir tanesi normal akorları basarken güzel bir Latin ritmiyle. Diğer gitar başka akorlarla ona eşlik edebilir. Çok güzel iki gitar şeyler yapabilirsiniz ritim olarak. İkincisi de arkadaşlar biraz daha Amerikan vari olan durum. Bu hani daha çok filmlerde görürüz işte Los Angeles'ta bir sahilde böyle. Elinde akustik gitar, gencin biri çalar. Oradaki akorla genelde hep aynıdır o kalıpta. Dikkat edeceksiniz siz de, farkına varacaksınız. O da böyle duygusaldır. Biraz böyle o yazın verdiği. Ama bizim tarzımız Akdeniz akşamları diye nitelendirdiğimiz şey hakikaten daha çok Akdeniz kıyılarını aslında bize hatırlatıyor. Sadece Türkiye değil bu. Yani Avrupa'da da İtalya, İspanya, o taraflarda flamenko vari şeylerin de olduğu durumlar. Bu iki tanesini inceleyelim istiyorum arkadaşlar. Yalnız videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Patreon'dan da bana destek olabilirsiniz aşağıdaki linkten. Şimdi geçelim. Arkadaşlar aslında bu Akdeniz akşamları dediğimiz şey çok basit bir akor dizilimine bakıyor. Birazdan gitarda da göreceksiniz. Bir tanesi arkadaşlar tabii genelde minör tondan oluyor, bunu söyleyelim. Ve genelde la minörden oluyor. La minör arkadaşlar birinci akorumuz oluyor, birinci derecemiz oluyor. Sonra geri gidiyoruz. Yedinci derece sol majöre, sonra altı fa majöre ve sonra beşinci derece mi majöre. Ama normalde la minörde mi minör olmalı beşinci derece akoru olarak. Çok armoni bilmeyen arkadaşları da yormak istemiyorum ama bilseniz iyi olur. Biz burada arkadaşlar 5. derece akorun dominantla dominant dereceyi dominant 7 akorla ya da majör akorla değiştirebiliyoruz ki 1. dereceye daha güzel dönelim. Daha yaz tınlasın buradaki duruma göre diyelim. Onu söyleyelim. Oradaki akorlar arkadaşlar hep böyle gidiyor. Yani bunu si minörden yapsaydınız da yine si minörün 1, 7, 6, 5'ini ama 5 majör olacaktı. O şekilde gidecekti. Bunu bilmek değerli. Şimdi gitar üzerinde bakalım. Sonra da örneğe bakalım. Arkadaşlar tabii Akdeniz akşamları dediğimiz parça tarzı çok kullanıyor ama altındaki ne, bunu bir konuşalım. Bir kere minör bir tonda oluyor. La minör olsun. Genelde hep la minörde oluyor. La minör bastım. Sonra bu birinci derecem benim. Yedinci derece sol majör. İki perde geri gittim, majör bastım. Altıncı derece tekrar majör, fa majör. Sonra normalde minör tonda arkadaşlar 5. derece bu durumumuzda mi minör olması lazımken burayı majör yapıyoruz. Bire daha sağlam dönebilmek için diyelim şimdilik. Yani 1, 7, 6, 5, majör 5 ama. Bazen de arkadaşlar bazı durumlarda bu akora bemol 2'yi ekleyebilirsiniz. Yani burada fa notası olacak. Daha flamenko vari olması için bu Akdeniz dediğimiz aslında oradan geliyor. Akdeniz kıyıları. Bu böyle. Şimdi ritmine bakalım arkadaşlar çok basit bir şekilde. Bakın arada bunu yapıyorum. Hızlanmadan önce bunu bir oturtun arkadaşlar. Ta ti ta tak tra ta. O arada onu yaptığınız zaman daha böyle egzantrik tınlıyor. Sonra arkadaşlar bunu daha tabii iki gitar çalıyorsunuz diye düşünelim. Arkadaşınızla sahilde çalıyorsunuz. Diğer gitarda bu şekilde akorları takip edebilir. Bu la minör arkadaşlar. Re telinde 10. perdedeyim. Sol telinde 9'dayım. Ve si telinde gördüğünüz gibi yine 10'dayım. Root notam la burada. Bu defa arkadaşlar yalnız boş teli de kullanacağım. Mi notası tonumuzda olduğu için onu pedal yapacağım aşağıda. Sonra arkadaşlar bu minör pozisyon. Root'um burada.
Sonra sol majör, sol burada kalıyor. Bu defa majör akoru basacağım buradan. Majör pozisyon. Yine mi'yi kullanacağım altta boş tel. Sonra bunu fa majöre getireceğim. Ve mi majör geliyordu. La minör. Sol majör ama altta mi'yi de kullanıyoruz. Aslında böyle baktığınız zaman bu akorun adı değişiyor ama şu an bizim için önemli değil. Çok teoriye girmek istemiyorum arkadaşlar. Bu nasıl basılıyor? Root'un burada. Si telinde 8'de sol notası. Akorun beşlisi re arkadaşlar. Sol telinde 7'de re. Ve üçlüsü sol si re biliyorsunuz sol majör. Üçlüsü de root'ta. Yani en bas notada diyelim. Basta diyelim. Bu da re telinde 9'da. Bunu iki perde geri getirirseniz fa majör olur. Fa burada çünkü. Bir perde geri getirirseniz mi majör olur. Sonra devam ederken de arkadaşlar örnekte göreceksiniz. İkinci tekrarda da la minör. Alttaki en alt iki teli boş bırakıyorum. Ed 9 akoru bu. La minör ed 9. Ama dediğim gibi sadece bunu ve bunu basıyorsundur. Re telinde 7. Sol telinde 5. Sonra bunu iki perde geri getiriyorsunuz ama bu defa 2'yi basıyorsunuz arkadaşlar. 1'i buraya koyuyorsunuz. Yine aşağıda boş mi tel hep devam edebilir arpejde ikinci gitar. Sonra bunu iki perde geri getiriyorum fa majöre. İstiyorsanız bunu kaldırıp 2'yi arkadaşlar. Burada sas efekti de verebilirsiniz. Sonra zaten mi majör. Sadece bu 3 teli çekebilirsiniz ya da bunu basabilirsiniz. Yani... İkinci tekrar. Şeklinde ikinci gitarda bunu çalabilir arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Arkadaşlar bu tabii şimdi Amerikan vari dediğimiz o yaz akorları genelde sol majörde oluyor. Onu da göreceksiniz böyle sol majör. Çünkü çok güzel tınlar akustik gitarda. Ve genelde akustik gitarla çalınıyor bu parçalar. O Amerikan tarzı sahil parçaları, yaz parçaları. Sol majör burada önemli bir referans bizim için. Bazı örneklerde göreceksiniz genelde kapo takılır. Kapolarla da daha böyle tight çalındığı için, tel titreşimi az olduğu için daha kuvvetli çıkar ses. Vesaire. Onu da görürsünüz örneklerde, eminim filmlerde falan. Fakat arkadaşlar sol majör burada bizim için önemli. Ve burada daha çok benim süslediğim bir şey tabii. Burada duymuşluğum da var. Alttaki sesler arkadaşlar genelde kalıyor. Ama ne olursa olsun akorun cinsi değişiyor tabii. Sol majör 1 olarak kabul edersek arkadaşlar. Sonra 4. derecesine gidiyor do majöre. Ama işte alttaki notalar kaldığı için birazdan gitarda göreceksiniz. Ekstra bir ses eklemiş oluyoruz 4. derece do majöre. Sonra 6. dereceye gidiyor arkadaşlar mi minöre, ilgili minörüne yani. Yine akorun altındaki sesler duruyor. Ve sonra da arkadaşlar 5. derece re majöre gidiyor. 5'ten 1'e dönmek yine daha keyifli tınladığı için orası böyle son akor, döngünün son akoru gibi oluyor. Şimdi gitarda bakalım. Arkadaşlar bu Amerikan tarzı yaz akorlarında şöyle demek lazım galiba. Şimdi 1. akor genelde sol majör kullanılıyor demiştik. G akoru yani. Şimdi buradaki en güzel olay arkadaşlar bunun güzel tınlaması. Alttaki iki parmağımız hiç değişmiyor. Bir tek son akorda bir tanesini kaldırıp tekrar koyuyoruz re majörde. Onun dışında hep aynılar. Normal G akorunu bastık. Burada hiçbir şey farklı değil. Sonra arkadaşlar hatırlarsanız 4. derece do majöre gidecektik. Fakat en alt 2 yine aynı kalıyor. Bu 2 ile 1 arkadaşlar bir alta geliyor. Do ve mi notalarına. Buradayken buraya geldiler. Bu da bize aslında do majör ed 9 akorunu veriyor. Re var içinde. Fakat akorun ismi çok önemli değil burada. Çünkü buradaki amaç bu tınıyı burada korumak, pedallamak bu iki notayı. Sonra arkadaşlar mi minöre gideceğiz biliyorsunuz. Konuşmuştuk 6. derecesine sol majörün. Burada mi minör 7 gibi oluyor aslında akoru illa isimlendireceksek.
Re var çünkü, minör 7. Her şey aynı gördüğünüz gibi. Bu defa şunun yerine şu oldu. En sonda re majör. Hatta 2'yi de kaldırabilirsiniz bazen variyete için. Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur yine. Yaz gelirken siz de hazırlanırsınız. Hem neden bu akorlar böyle tınlıyor siz de düşünebilirsiniz. Ben şunu merak ediyorum. Sizin için hangisi size daha yakın? Amerikan mı, Akdeniz mi? Çoğumuz için Akdeniz'dir diye düşünüyorum ama belki de farklı cevaplar gelecektir. Umarım arkadaşlar tekrar keyifli olmuştur video. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz.